Benim sahibim Allah'tır. Bu sahiplenmeyi ne kadar içine oturtup kabullendiğine göre Rabbim Allah'tır diyorsun. Öbür türlü namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır derken gökler, uzaylar, okyanuslar oraların sahibi gibi çıkıyor senin ağzından. Fark etmeden. Rabbim Allah'tır diyenler şehadete düğüne gider gibi gittiler Uhud'da. Rabbim Allah'tır diyenler beni aç bırakmaz diye düşündükleri için üzerlerindeki elbiseyi bırakıp gerisinde ne varsa malları getirip Resulullah'a teslim ettiler aleyhissalatü vesselam. Çünkü Rableri Allah ya korkuları yok onların gökleri yalnız bırakmayan Allah beni yalnız bırakar mı düşündüler alınlarındaki teri böyle sildikten sonra bütün dünya onların olacağına inandılar onlar hiçbir şekilde büyücüye cinciye gitmediler çocuklar olsun diye verecekse Allah bana çocuk verir dediler hiçbir zaman fal baktırmadılar Allah baktı bakacağını dediler Rableri Allah çünkü. Sümme Ve ardından da böyle kuru bir slogan yok. Dost doğru gideceksin. Kıvırmayacaksın. Şeytan önüne bankayı çıkaracak görmeyeceksin. Şeytan önüne şehvetin en cazip sahnelerini çıkaracak bakmayacaksın. Gözlerim kör olur da haram bir şey görmez diyeceksin. Diyebilirsen dost doğru gidiyorsun demektir. Riya sana bulaşmamış olacak. Neden? Çünkü istikamet, dost doğru gitme şartın var senin. Bunu sağlayan mümin, nedir bu iki şey? Rabbim Allah'tır sözünün gerçeğini söyleyeceksin. Ve dost doğru olmak. Yalan yok, kıvırmak yok, eğmek, bükmek yok, hile yapmak yok. Allah'a karşı hileden söz ediyorum. Nedir Allah'a karşı hile? çok canlı bir örnek vereyim. Hocaya gidiyorsun. <laughs> diyorsun ki hoca efendi mesela biz ya doğum yapmış kadınımızı evden dışarı atacağız, sokakta kalacağız ya da bankadan zorunlu kredi alacağız ve ev alacağız. İstanbul'da da hava eksi 3 derece. Donuyoruz. İki günlük bebeğim ölüyor sokakta. Hoca efendi be burada tabi domuz eti yenir gibi kredi de alabilirsin diyecek. Oh be. Halbuki 130 metrekarelik dairede bunalmışlardı. 160 metrekareliğini alacaktı o. Hocayı anlatırken de uzaydan düştü birden köyde bile evleri yok. Ortada kaldılar. Arabalar üstünden geçecek gibi anlatınca hoca da buna fetva verdi. Bu hileyi kime karşı yaptı? Hoca zurnanın deliği bile değil. Ne, bana ne hocadan? Bu faiz haramdır kim dediyse ona yaptı bu hileyi. Allah'a yaptı bu hileyi. Dost doğru olamadı işte. O istediği kadar yumruğunu havaya kaldırır. Rabbimiz Allah'tır. Kudüs bizimdir desin. Git oradan be. Kudüs nereden senin oluyor? Uyduruk da olsa şeriatım var diyen Yahudinin oldu Kudüs işte böyle. Kudüs böyle onun için oldu. Çünkü dünyada şeriat devleti izleyen bir devlet var. O da İsrail oldu. Sense anti şeriat üzerine kampanyalar yapan bir devletsin. Kudüs nereden senin oluyor? Lafla senin olur o zaman. Dost doğru, dost doğru. Evirmek, kıvırmak, bükmek, sükmek yok.